Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde sizlerle ikinci dönemin ikinci yazılısına harika bir hazırlık yapacağız. Ancak yazılıya hazırlık dersimize başlamadan önce sizlere göstermek istediğim bazı şeyler var. Bunları hatırladıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Öncelikle size bu ayki takvimimizi göstermek istiyorum. Bu ayki yazılı kampı programımız aslında. 16 Mayıs Salı günü matematikle başlıyoruz. Ardından 21 Mayıs Pazar günü İngilizce yazılıya hazırlık dersiyle yazılıya hazırlık kampımızı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir ellerimi çekeyim isterseniz bir ekran görüntüsünü alın. Hangi gün, hangi dersleri, hangi saatte göreceksiniz buradan takip edebilirsiniz. Yazılıya hazırlık takvimimize baktıktan sonra da size göstermek istediğim bir şey daha var. O da ikinci dönem yazılı notları. Bakın bu çok çok önemli bir kaynak sizler için. Çünkü biz yazılıya çalıştığı dönemlerde kendimize çalışma kağıtları hazırlardık. Sınavda çıkmasını beklediğimiz şeyleri böyle küçük küçük kağıtlara notlar halinde yazardık. Ancak burada sizler için hazırlanmış böyle bir kaynak var. Bakın burada sadece fizik dersi için değil tüm derslerde konuyla alakalı olarak bilmeniz gereken bütün bilgiler, bütün anahtar kelimeler burada mevcut. Biz bu derste optik konusuyla ilgili çalışacağız. Çünkü ikinci dönemin ikinci yazılısında okuldaki öğretmenimiz yüksek ihtimalle optik ağırlıklı sorular soracak bize. Burada optikle ilgili ışığın yansıması, kırılması ile ilgili yani ışığın davranışları ile ilgili bütün kuralları burada görebilirsiniz. Bakın sizin için güzel bir cep kitapçı olacaktır. Tekrardan hatırlattıktan sonra sizlere artık dersimize başlayabiliriz. Hazırsanız artık dersimize başlayalım. Müzik Dersimize ışığın doğasıyla başlıyoruz. İlk önce ışığı tanımıştık biz optik derslerine başladığımızda. Işığın davranışları ve karakteristik özellikleri üzerine konuşmuştuk. Işık hem parçacık hem de dalga olmak üzere ikili karakteristik özelliğe sahiptir. Karşınızda sorularda doğru yanlış olarak geri gelebilir. Işığın doğası nedir? Yani ışığın karakteri ışık hem parçacık hem de dalga şeklinde davranan özel bir karakteristik yapıya sahiptir. Yani hem parçacıktır hem de dalgadır. Bunu bilsen yeterli. Ardın ışıkla ilgili temel kavramları öğrenmiştik. Işıkla ilgili temel kavramlarımız ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma. Bunlarla ilgili matematiksel, hesaplı sorular değil de genellikle karşımıza yorum soruları geliyor. Bir değişken oluyor, değişken değiştirildiğinde ne bileyim işte kaynağa yaklaştığımızda veya kaynak cisimden uzaklaştığında ışık şiddeti ne olur, ışık akısı ne olur, aydınlanma nasıl değişir gibi sorular karşımıza çıkacak. İlk önce bu kavramların ne olduğunu bir hatırlayalım. Işık şiddeti şiddetinden başlayalım. Işık şiddeti dediğimiz kavram arkadaşlar bir kaynaktan dışarıya doğru çıkan ışık ışınları ile alakalı ışık ışınlarının miktarı ile alakalı bir kavramdır. Bakın burada bir kaynak var gördüğünüz gibi sol tarafta bir ampul var sağ tarafta da bir ampul var. Bu ampullerden dışarıya doğru çıkan Işık ışınlarının miktarı bize ışık şiddetini söyler. Yani hangisinden dışarıya doğru daha çok ışık çıkıyorsa o kaynağın ışık şiddeti daha fazladır diyebiliriz. Burada sol tarafta gördüğümüz lambanın ışık şiddeti sağ taraftakine göre daha fazladır çünkü dışarıya doğru çıkardığı ışık miktarı daha fazladır. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Mesela telefonlarımızdaki fenerlerde ne yapıyoruz? Ekranı şöyle yukarıya doğru kaydırarak daha çok ışık çıkmasını sağlıyoruz. Bu da ışık şiddetini artırmaya yönelik bizim yaptığımız bir hamledir. Şimdi ışık akısına geçelim. Işık akısı dediğimiz kavram şudur. Burada bir küre yüzeyi düşünüyoruz küre yüzeyinin merkezine bir ışık kaynağı yerleştirilmiş. Küre yüzeyinin merkezine yerleştirilen bu ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının biz ne kadarını yakalıyoruz? Bunun ölçüsüne ışık akısı denir. Bakın şu anda tam bir küre yüzeyini düşündüğümüzde merkezdeki ışık ışınlarının tamamını yakalıyoruz öyle değil mi? O yüzden şu anda ışık akısı maksimumdur. Ancak Alt taraftaki kısmı kesip attığımızda dışarıya doğru çıkan ışık ışınlarını bizim yüzeyimiz hepsini yakalıyor mu yakalayamıyor değil mi? Alt tarafı kesip attığımız için alt tarafa doğru giden ışınları yakalayamadık. Yalnızca yukarıya doğru gelen ışınları yakaladık. O zaman ne oldu? Işık akısı yarı yarıya düştü diyebilirim. Yani bakın kavram olarak aklında şöyle tutabilirsin. Bir kaynaktan dışarıya doğru yayılan ışık ışınlarını bizim yüzeyimiz ne kadarını yakalıyor? Bunun ölçüsüne ışık akısı denir. Işık akısı noktasal ışık kaynakları için 4 pi dediğimiz denklem ile hesaplanır. Yani burada noktasal ışık kaynağı için ışık akısı açıya bağlıdır. Alfaya bağlıdır. Alfa artarsa yani açı artarsa ışık akısı da artar. Bir de ışık şiddetine bağlıdır. Işık şiddeti fazla olursa yine ışık akısı aynı şekilde artacaktır. Bir de ben size paralel ışık demetini anlatmıştım. Videolu derslerimizde paralel ışık demeti olduğunda ne oluyordu? Şöyle ışık akısı ile ilgili bir hatırlatma yapalım bakın. Noktasal bir ışık kaynağı olduğunda şöyle gösterelim. Işık kaynağımız noktasal olduğunda akı fiile gösterilir. Alfa'ya yani açıya bir de ışık şiddetine bakıyoruz. Ancak paralel ışık demeti olduğunda ne yapıyoruz? Paralel ışık demeti olduğunda ile 90 derece yapıp yapmadığına bakıyoruz. Bakın burası bir numara, burası iki numara olsun. Paralel ışık demeti olduğunda ışık akısı bir numaralı yüzeyde de iki numaralı yüzeyde de birbirine eşittir. Ne zaman ki böyle yüzeyi Açı yapacak şekilde bükmeye başlarım. Mesela 3 numaradaki hale getiririm. O zaman ışık akısı düşmeye başlar. Yani paralel ışık demetinde neye bakmam gerekiyormuş benim? ile 90 derecelik açı yapıp yapmamasına bakmam gerekiyormuş. Eğer 90 derecelik bir açı yapıyorsa ışık akısı maksimumdur. Açı yapmaya başladıkça, yani böyle eğilmeye başladıkça yüzey ışık akısının azalmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim aydınlanmaya. Aydınlanmaya bakalım şimdi de. Aydınlanma dediğimiz kavramı biz I bölü d kare çarpı kosünü alfa ile ifade etmiştik. Yani aydınlanma nelere bağlıymış? Bir ışık şiddetine bağlıdır. Işık şiddeti fazla ise bizim aydınlanmamız da fazla olacaktır. İki ışık kaynağının bizim aydınlatmak istediğimiz yere olan uzaklığına bağlı. Eğer mesafe küçük olursa aydınlanma daha büyük olacaktır. Son olarak açıya da bağlıdır. Kaynağı yüzeye dik bir şekilde tutarsak aydınlanma maksimum olur. Burada gördüğün gibi dikten uzaklaşmaya başladıkça yani böyle açı yapacak şekilde tutmaya başladığında aydınlanma da gitgide azalmaya başlayacaktır. Yani aydınlanma 3 tane kavrama bağlı açıya bağlı, ışık şiddetine bağlı, bunlarla doğru orantılı, aradaki mesafe ile kaynağın yüzeye olan mesafesiyle ters orantılıdır aydınlanma dediğimiz kavram. Bakın bunlar ışıkla ilgili temel kavramlardır. Buradan genellikle karşınıza artar azalır değişmez tadında yorum soruları gelecek. Yorum sorularında da neye göre yorum yapacağınızı bakın üzerine basa basa söylüyorum tekrardan. Işık şiddeti yalnızca kaynağa bağlıdır. Hangi kaynaktan dışarıya doğru daha çok ışık çıkıyorsa o kaynağın ışık şiddeti fazladır. Işık akısı ile ilgili ilk önce kaynağa bakacaksın kaynak noktasalsa açıya ve ışık şiddetine bağlıdır. Bu ikisiyle doğru orantılıdır. Ancak paralel ışık demeti ise paralel ışık demetinde paralel ışık demetine yüzeyin dik olup olmamasına bağlıdır. Dik olduğunda akı maksimumdur. Aydınlanma ise ışık şiddetiyle ve kosinüs alfa ile doğru orantılıdır. Yani ışık şiddeti fazla olacak ve yüzeyle 90 derecelik bir açı yapacağız. Maksimum bir aydınlanma istiyorsak. Son olarak ışık kaynağının yüzeye olan uzaklığıyla ters orantılıdır. Şimdi ışıkla ilgili temel kavramlarımızı öğrendikten sonra hemen bir gölge konusunu hatırlayalım. Gölge ile ilgili olarak öncelikle tam gölge ve yarı gölge kavramlarını anlatmak istiyorum. Tam gölge dediğimiz kavram şudur tek bir tane ışık kaynağı ile elde edilir tam gölge. Yani sadece bir tane ışık kaynağı, bir tane de engel varsa, başka da hiçbir şey yoksa orada oluşan gölge tam gölgedir. Tam gölge dediğimiz kavram hiçbir ışık kaynağı tarafından ışık almayan bölgedir tam gölge. Yarı gölge ne demektir? Adı üzerinde bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılıyor, diğeri tarafından hiç aydınlatılmıyor. Yani birinden ışık alıyor, diğerinden almıyor. Buna yarı gölge diyoruz. Hiçbirinden almıyorsa buna tam gölge diyoruz. Şimdi noktasal ışık kaynağında gölge nasıl olur buna bakalım. Ardından küresel bir ışık kaynağı olduğunda gölge nasıl oluyor buna bakacağız. Şimdi karşımıza noktasal bir ışık kaynağı çıkıyorsa ilk önce noktasal ışık kaynağından engelin üzerine ve altına ışın gönderiyoruz. Daha sonrasında perde üzerinde bu arada kalan bölgeyi yuvarlak içerisine alıyoruz. Gölge çizimi yapmak çok çok önemlidir. Gölge çizimi yapabiliyorsan yorum sorularına da rahatlıkla cevap verebilirsin. Mesela sana soru da diyecek ki noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştırılırsa ne olur diyecek. E yapman gereken işlem basit. Sen gölge çizmeyi biliyorsun. Şu anda gölgeyi çizdin arka tarafta. Ardından noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştıracaksın. Gölgeyi tekrar çizeceksin. E gölgeyi tekrar çizdiğinde bak görüyor musun? Arka tarafta kocaman bir yuvarlak çizeceksin Mustafa. Tam gölgenin alanı artar diyeceksin rahatlıkla. Üçgendeki benzerlik kuralını kullanarak arka taraftaki gölgenin alanının ne kadar olduğunu, arka taraftaki dairenin yarı çapının ne kadar olduğunu bile hesaplayabiliriz. Sorularda bunu da hesaplayacağız. Muhtemelen de karşınıza böyle bir soru gelecektir. Ardından İki tane ışık kaynağı olduğunda ne oluyor? İki tane ışık kaynağı olduğunda ise şöyle bir işlem yapıyoruz. Işık kaynaklarından tek tek engelin altına üstüne ışınlar göndererek arka taraftaki halkaları çiziyoruz. Önce K1'den kırmızıyla bakın engelin üstüne altına ışınlar gönderdim. Arada kalan alanı yuvarlak içerisine aldım. Ardından diğer ışık kaynağından sarıyla ışınlarımı gönderdim. Arada kalan kısmı yuvarlak içerisine aldım. İç içe geçmiş halkalar görüyorum. En içerideki tam gölgedir. Arada kalan şu kırmızı kısımlar ise bize yarı gölgeyi verir. Yine karşımıza bir yorum sorusu çıkarsa mesela, işte K2 engere yaklaştırılıyor, K1 ve K2 birbirine yaklaştırılıyor. Ne olur diye karşına gelebilir. Burada hemen yeni durumu çizeceksin. Eski duruma göre artmış mı azalmış mı rahatlıkla görebilirsin. Bakın bu yüzde yüz yazılıda karşına çıkar sorulur gölgesiz bir 10. sınıf ikinci yazılısı düşünemiyorum. Mutlaka bir gölge sorusu hesaplama da olabilir. Artar azalır değişmez şeklinde arka taraftaki gölgenin alanı ne olur diye bir yorum sorusu da gelebilir. Ancak noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan cisimle ilgili gölge sorusu mutlaka karşımıza gelecektir. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Bir sonraki sayfada ise küresel ışık kaynağında gölge oluşumu yine küresel ışık kaynağında gölge oluşumu öğretmenlerimiz tarafından sorulmayı sevilen bir başlıktır. Buraya da dikkat edelim. Bakın burada gölge çiziminde ufak bir Farklılık var. Nedir o farklılık? Bakın şöyle yapıyoruz. İlk önce engelin üstünden altından değil mi? Işık kaynağının üstünden altından engelin üstüne altına ışınlar göndereceğiz bir kere. Bunu öğrendik. Bakın ilk önce düz daha sonrasında ters gönderiyoruz. Aynı dikiş nakış gibi. Şimdi dikkat ediyorsun. Bak ilk önce ışık kaynağının üstünden engelin üstüne. ışık kaynağının altından engelin altına gönderdim. Ve yuvarlak işini aldım. Bak düz gönderdim şu an. Üstten üse alttan alta. Şimdi ters gönderiyorum üstten alta gönderiyorum. Alttan üste gönderiyorum. Arada kalan alanı yuvarlak içerisine alıyorum. Gördüğün gibi iç içe geçmiş halkalar var. Yine en içerideki tam gölgedir. Arada kalan alanlar ise bize yarı gölgeyi verir. Şimdi geçelim aynalar konusuna. Yani ışıktaki yansıma olaylarına geliyoruz şimdi. Yansıma ve yansıma kuralları. İlk önce yansıma kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Yansıma kurallarını öğrenmeden önce şu ışıkla ilgili bu yansıma ile ilgili aynalarla ilgili bazı temel kısımlar var. Onları bir hatırlayalım. Burada en kritik olan bilgi yüzey normalidir. Yüzey normali yüzeyle 90 derece yapan kesikli çizgilerdir. Bakın burada bizim yansıtıcı yüzeyimiz siyahla gösterilmiş. Yansıtıcı yüzeye ışığın dokunduğu yerden yüzeyle 90 derece yapacak olan kesikli çizgiler çizdiğinde bunun adı normaldir. Yüzey normali çizmek bizim için çok çok önemli. Çünkü yansıma kuralları bize diyor ki gelen ışın Normalle hangi açıyı yapıyorsa aynı şekilde açı yapacak şekilde yansır. Yani gelen ışın normalle alfa açısı yapıyorsa yine alfa açısı yapacak şekilde yansımasını gerçekleştirecektir. Burada alfa ve beta açıları kesinlikle birbirine eşittir. Alfa gelme açısıdır. Beta ise yansıma açısıdır. Burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Gelme ve yansıma açıları her zaman normalle yapılan açılardır. Mesela şurada bir X, şurada bir Y açısı veriliyor bazen. Adam diyor ki X'e gelme açısıdır diyor. Bu yanlış. Bakın doğru yanlış sorularında böyle bir doğru yanlış sorusu karşına gelebilir. X gelme açısı değildir. Gelme açısı da yansıma açısı da yüzey normaliyle yapılan açılardır. X'e bir isim takmak istiyorsan gelen ışının yüzeyle yaptığı açıdır. Y'ye bir isim takmak istiyorsan yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıdır. Alfa beta birbirine eşit gelme ve yansıma açılarıdır. Burada yüzey normalini çizmek çok önemli demiştim. Neden çok önemli? Çünkü normalle hangi açıyı yapacak şekilde geliyorsak aynı açıyı yapacak şekilde yansımamız gerekiyor. Normalle hangi açıyı yaptığını bilebilmen için yüzey normalini doğru çizmen gerekir. Şimdi aşağıda bakın 3 tane örnek vermişim ben. Bu 3 tane örneğe bakarak yüzey normalimizi çizelim. Daha sonrasında da ışığı doğru bir şekilde yansıtalım. Bakın adım adım tane tane benim çözdüğüm gibi çözmeye çalışın siz de. İlk önce ışığın dokunduğu yerden yani buradan yüzey normalini çiziyorsun. Yüzey normali ışığın dokunduğu yerden bakın şöyle kesikli çizgilerle yüzeye 90 derece yapacak şekilde gösterilir. Hatta ben derslerimde ne demiştim size? Bir elinizi ayna ile aynı doğrultuda koyun. Daha sonra basketboldaki mola işaretini yapın. Basketboldaki mola işareti size yüzey normalini gösterir. Bakın ortadaki görsel için mesela normal çizelim böyle gösterilmiş bize. Ama nasıl gösterilmiş? Hemen bunu biz de pekiştirelim. Bakın bir elimi ayna ile aynı doğrultuda koyuyorum. Basketboldaki mola işaretini böyle çapraz alacağım. Öyle değil mi? O yüzden yüzey normalini çapraz çizdim. Aynı şekilde burada da yüzey normalini çapraz çiziyoruz. Bakın burada normalle 3'e 1 açı yapacak şekilde geliyoruz. O zaman yine 3'e 1 açı yapacak şekilde yansırız. Buraya bakalım şimdi. Bakın normalle hangi açıyı yapıyorsak aynı açıyı yapacak şekilde burada yansıyarak yolumuza devam ediyoruz. Bakın burada 2'ye 1 geliyoruz normale yine. İkiye birlik bir açı yapacak şekilde burada yansımamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Yansıma kurallarını öğrendikten sonra düzlem aynada görüntünün özelliklerine bakıyoruz. Düzlem aynada oluşan görüntünün özellikleri nelermiş? Aynanın arkasında oluşur ve sanaldır. Aynanın arkasında oluşan görüntülere gençler sanal görüntüler denir. Veya şöyle diyelim, ışınların kendileri değil de uzantıları kesişerek bir görüntü elde ediliyorsa buna sanal görüntü denir. Şimdi buraya baktığımızda biz aynanın arka tarafında bir görüntü oluştuğunu görüyoruz. O yüzden sanal bir görüntüdür. Biz de boy aynasının karşısına geçtiğimiz zaman oluşan görüntü nedir? Aynanın arka tarafındadır. Bu şekilde görüntülere sanal görüntü denir ya da çok çok eski kitaplara gidersek bu zahiri görüntü diye de geçer. Cisim ve görüntü aynaya göre simetriktir. Ne demek bu? Yani aynayı şu şekilde bakın çapraz bir şekilde duruyor ya buradaki sayfayı aynaya göre katladığımızda cisim ve görüntüsü kafa kafaya gelirler. Yani tam böyle üst üste otururlar. İşte bu tarz görüntülere biz simetrik görüntüler diyoruz. Düzlem aynada da böyle görüntüler oluşur. Cismin boyu ile görüntünün boyu arasında HC eşittir HG şeklinde bir ilişki vardır. Yani kesinlikle cismin boyu ile görüntünün boyu birbirine eşittir. Daha büyük veya daha küçük bir görüntü elde edemezsin. Görüntünün aynaya olan uzaklığıyla cismin aynaya olan dik uzaklığı kesinlikle yine bunlar birbirine eşittir. Bakın burası ile ilgili olarak özellikle ve özellikle sınavda karşımıza doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları gelebilir. Buraya dikkat edelim. Şimdi geçiyoruz düzlem aynada görüş alanına bakalım. Düzlem aynada görüş alanı bulmakla ilgili çeşitli yöntemler var. Bunlar nelerdir? Öncelikle gözlemciden aynaya iki tane ışın gönderip bunları yansıtabilirsin. Bak mesela gözlemciden aynanın üstüne bir ışın gönderdim. Işın Ayna ile dik bir açı yapacak şekilde geliyorsa kendi üzerinden geri döner. Bu bir yansıma kuralıdır. Ardından aynanın alt kısmına bir ışın gönderdim. Normalde aynı yap açıyı yapacak şekilde yansıdı. Bakın görüyor musun? Şu arada kalan sarı bölgeyi gözlemci görür. Veya bakın şuradaki örneği yapalım mesela. Kuralımız neydi? Gözlemciden aynanın altına üstüne ışın gönderiyorum ve yansıtıyorum. Gözlemciden aynanın bir kenarına gönderdim. normal line açıyı yapacak şekilde yansıttım. Ardından gözlemciden aynanın diğer kenarına ışın gönderdim normal line açı yapacak şekilde yansıttığım yansıyan ışınlar arasında kalan bölgeyi gözlemci görür diyoruz. Ardından devam edelim yine. Bakıyoruz buraya şimdi. Yine yorum sorularında karşımıza çıkan önemli bir başlık. Boy aynasında kişinin kendisinin tamamını görebilmesi için aynanın boyunun kişinin boyunun en az yarısı kadar olması gerekir. Eğer bu kural sağlanıyorsa o zaman kişi boy aynasında görüntüsünün tamamını görür. Kişi boy aynasına dik olarak aynaya yaklaşırsa aynada kendi gördüğü alan kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Bu da tuzak bir bilgidir. Buraya da dikkat edelim. Şimdi küresel aynalara geçelim. Küresel aynalar dediğimiz aynalar nelerdir? Bunlara bakalım şimdi. Küresel aynalar dediğimiz aynalar bir kürenin kesilip parçalanmasıyla elde edildiği için ismi küresel aynalardır. Bakın burada kocaman bir küre görüyoruz. Bu kürenin biz sol tarafını böyle zıt diye kestik. Ardından dış kısmını böyle kaplama yaptık. İç kısmı aynen ayna olarak kaldı. Yani yansıma olayları içeride gerçekleşecek. Dışarısı kaplama yansıma olayları içeride gerçekleşiyorsa biz buna çukur ayna diyoruz. Peki tümsek ayna nedir? Tümsek ayna bunun tam tersidir. Yine elimizdeki cam bir küreyi ya da yansıtıcı bir ama küreden yapılmış olacak. Küre şeklindeki yansıtıcı bir yüzeyi böyle dızızızız yaparak kestik. ...iç kısmını kapladık. Dış kısmı aynı olarak kaldı. Yani ışığın yansıması dış kısımda gerçekleşiyor. Bu tarz aynalara ise tümsek aynalar denir. Şimdi çukur ayna da tümsek ayna da bir kürenin parçalanması ile elde edildiği için bakın burada mesela sol taraftaki çukur aynaya baktığında şekli tamamla görüyor musun bak bir küre aslında bu İkisi de bir küre olduğu için, e, geometri'den de biliyoruz kürenin bir merkezi vardır. O yüzden çukur aynanın da tümsek aynanın da bakın bir merkez noktası bulunur. Çünkü ikisi de küreden elde edilmiştir. Küre şeklini düşündüğümde kürenin tam ortasında ne vardır? Merkez vardır. Sen bunun böyle sol taraftaki parçasını da alsan, sağ taraftaki parçasını da alsan buradaki merkez değişmez. Öyle değil mi? O yüzden her iki aynada da merkez noktası dediğimiz bir nokta vardır. Küre şeklinden elde edildiği için. Ardından merkezle aynanın tam ortasında bir odak vardır. Bu odak merkezle ayna arasını iki tane eşit parçaya böler. Bu tümsek aynada da aynı şekilde. Merkezle tümsek aynanın tam ortasında odak vardır. Ve odak merkez ve tümsek aynayı ya da çukur aynayı her ikisi için de geçerli bu. iki eşit parçaya böler. Merkezle odak arasında şöyle bir ilişki var gençler. İki tane odak eşittir. Merkez kadardır. Bunu unutmayın. Aynı zamanda merkez dediğimiz şey eğrilik yarı çapı olarak da geçer. Bunu da buraya yazalım. Eğrilik yarı çapı eşittir merkez demektir. Bir küresel aynanın odak uzaklığı sadece eğrilik yarı çapına bağlıdır. Kullanılan ışığın rengine aynanın bulunduğu ortama falan kesinlikle bağlı değildir. Burada küresel aynalarla ilgili özellikle odak uzaklığı şöyle yapılırsa nasıl değişir, böyle yapılırsa nasıl değişir gibi sorular karşımıza geliyor. Işığın renginin değişmesi küresel aynalarda ama kesinlikle ve kesinlikle odak uzaklığını etkilemez. Ortamın değişmesi kesinlikle ve kesinlikle küresel aynalarda odak uzaklığını değiştirmez. Bakın eğrilik yarı çapının artması veya azalması dışında hiçbir şey küresel aynanın odak uzaklığını etkilemez. Buna dikkat edelim. Ardından temel kavramlarımızı tanımaya devam ediyoruz. Bakın çukur aynanın da tümsek aynanın da tam ortasından geçen kesikli çizgiler var. Bu kesikli çizgilerin adı asal eksendir. Asal eksenle aynanın çakıştığı noktada tepe noktası vardır. Aynı şey yine tümsek ayna içinde geçerlidir. Buradaki temel kavramlar çukur aynada da tümsek aynada da var. Çukur ayna ve tümsek ayna arasındaki en temel fark zaten tek bir tane fark var aralarında. Bir tanesinde iç kısmı ayna görevi görüyor. Yansıma olayları içeride gerçekleşiyor. Bunun adı çukur aynadır. Diğerinde ise yansıtıcı yüzey dışarıdadır. Yansıma olayları dış kısımda gerçekleşiyor. Bunun adı da tümsek aynadır. Şimdi devam edelim. Çukur aynada özel ışınlar yani bizim soruları çözmemizi sağlayacak olan özel ışınlar. Asal eksene paralel gelen bir ışın çukur aynaya çarptıktan sonra asal ekseni odakta keser. Bakın dikkat edin asal eksene paralel gelen bir ışın varsa mutlaka ve mutlaka nereye gidiyormuş? Odağa gidiyormuş. Kestiği noktanın aynaya olan uzaklığı odak uzaklığı kadardır. Işık tersinirdir. Yani bir şey yapıyorsa tam tersini de yapar. Sol taraftaki görüntünün tam tersi nedir? Odaktan gelmesi. Odaktan geliyorsa da asal eksene paralel gider. Bakın bu yukarıdan gelmiş aşağıdan gelmiş. Bunu kesinlikle etkilemez. Mesela bak burada aşağı taraftan geliyor oluyor ya yukarıdan gelsin. Yukarıdan böyle odağı keserek gelsin. Çukur aynaya çarptıktan sonra yine asal eksene paralel yoluna devam eder. Ya da asal eksene paralel burada nereden gelmişti? Yukarıdan. Şimdi aşağıdan gelsin. Aynaya çarptıktan sonra ne yapacaktır? O da keserek yansımasını gerçekleştirecektir. Yani asal eksene paralel gelen bir ışın odağa gider. Odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gider. Merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden geri döner. Neden böyle? Çünkü bakın düzlem aynada ne demiştim ben size? Işın yüzey ile 90 derece yapacak açıyla gelirse aynı şekilde kendi üzerinden geri döner. Yansıma kuralları düzlem aynada da küresel aynalarda da aynıdır. Yansıma yansımadır. Yani düzlem aynada 90 dereceyle geldin mi kendi üzerinden geri dönüyorsan çukur aynada da 90 dereceyle geldin mi kendi üzerinden geri dönersin. Burası bir küreydi. Kürenin merkezinden çizilen bütün doğrular yüzey ile 90 derece yapar. Biz bunu geometri dersinden hatta ortaokuldan bile biliyoruz. E 90 derecelik bir açıyla geliyorsan o zaman kendi üzerinden geri dönmen gerekir. Şimdi tepe ışınına bakalım. Bir ışın tepe noktasına Asal eksenle hangi açıyı yapacak şekilde geliyorsa aynı açıyı yapacak şekilde tekrardan yansır bunlar. Çukur aynada özel ışınlardır. Şimdi tümsek aynaya bakalım. Çukur ayna ve tümsek ayna arasında bakın çok önemli bir fark var. Burada asal eksene paralel gelen bir ışının uzantısı odaktan geçer. Çukur aynada neydi? Hemen çukur aynayı hatırlayalım. Bakın İkisi arasındaki farkı belirtmek için bak yan yana koyuyorum bunları. Çukur aynada asal eksene paralel geldiği zaman bir ışın ışığın kendisi odağa gidiyordu. Ancak tümsek aynada asal eksene paralel geldi ki mi ışığın kendisi değil uzantısı odaktan geçer. Çok çok dikkat et. Yine benzer şekilde merkezi nişan alıyorsak kendi üzerimizden geri döneriz. Burada şöyle hemen düzeltelim odağa nişan alacak şekilde bir ışın geliyorsa asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam eder. Birebir aynısı çizilmiş. Hemen düzelttik. Daha sonrasında tepe ışını ikisi için de ortak. Tepe noktasına bir ışığın asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde geliyorsa yine asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde yansıyarak yoluna devam edecektir. Şimdi devam edelim. Çukur aynada görüntü oluşumuna bakalım. Şimdi gençler çukur aynada görüntü oluşumunu iki parça halinde değerlendireceğiz. Merkezin dışından odağa doğru gelirken farklı bir davranış var odaktan aynaya doğru gelirken farklı bir davranış var. Bu yüzden iki parça halinde değerlendireceğiz. Bakın dikkat edin. İlk önce merkezin dışından odaya doğru gelelim. Çukur aynada merkezin dışından odaya doğru gelirken oluşan görüntü ne olmuş? Bakın tamamında burada bak Cisim 1'e konmuş, 2'ye, 3'e, 4'e konmuş. Bakın burada 1'de de, 2'de de, 3'de de yani merkezin dışından odağa doğru gelirken bakın tamamında oluşan görüntü nedir? Terstir öyle değil mi? Bir kere merkezin dışından odağa kadar olan bütün görüntüler nasıl oluşuyormuş? ters oluşuyormuş buna dikkat edin. Ardından oluşan bütün görüntüler aynanın önünde mi oluşuyor? Önünde oluşuyor. Bu yüzden oluşan bütün görüntüler nedir? Gerçek görüntülerdir. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Merkezin dışından böyle odağa doğru yaklaşırken oluşan görüntünün gitgide büyüdüğünü görüyoruz. Bak bir numaranın görüntüsüne bak burada tam merkeze koydum. Burada aynı boyda oluşur. Merkezdeki bir cismi görüntüsü merkezde ters ve onunla aynı boyda oluşur. Şimdi o da biraz daha yaklaştım. Oluşan görüntüye bakın daha da büyük. Anlaşıldı mı? Yani çukur aynada görüntü oluşumunu değerlendirirken merkezin dışından odağa doğru, ardından odaktan aynaya doğru diye iki basamakta değerlendiriyorsun. Merkezin dışından odağa doğru gelirken ne oluyormuş? Oluşan görüntü de büyüyormuş. Oluşan görüntü nasıl oluşuyormuş? Ters oluşuyormuş. Oluşan görüntü nasıl oluşuyormuş? Gerçek görüntü oluşuyormuş. Ardından odağa koyduğumuz bir cismin görüntüsü ne olur? Sonsuzda oluşur. Bak burada herhangi bir dört numara için bir çubuk çizilmemiş değil mi? Odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda oluşur. Sonsuzda görüntü oluşması ne demektir? Yani bulanık görüntü oluşur demek istiyorum. Ardından Odaktan aynaya doğru gelirken ne oluyor dikkat edin? Odaktan aynaya doğru gelirken görüntünün küçüldüğünü görüyorum. Bak, cismi 5'e koymuş, ardından 6'ya koymuş. 5 numaradaki görüntünün daha büyük, 6'nın daha küçük olduğunu görüyoruz. Yani aynaya doğru yaklaştıkça bak, odaktan merkeze doğru olan bir cisimden bahsediyorum. Aynaya doğru yaklaştıkça görüntünün boyunun küçüldüğünü görüyoruz. Orijinaline göre ama her zaman daha büyük bir görüntü elde ediyoruz aynanın arka tarafında olduğu için sanal bir görüntü elde ediyoruz. Bunlara dikkat edin. Hatta şöyle yazalım bunları. Çukur aynadaki görüntü oluşumunu böyle tek sayfada size özetlemek istedim. İsterseniz şöyle ellerimi de bir çekeyim. Sayfanın güzelce bir ekran görüntüsünü de alın. Gençler %100 hoca sorar bakın. %100 karşına gelir. Çukur aynada cismi şuraya koyarsak görüntü nerede olur? Buraya koyarsak görüntü nerede olur? Mutlaka karşına çıkar. Bakın şöyle bir özet yapalım. Merkezin dışından şöyle odağa doğru olan kısımda oluşan görüntü neymiş? Ters. Ardından oluşan görüntü neymiş? Gerçek. Aynanın önünde olduğu için. Ardından bakıyoruz buraya. Oluşan görüntü gitgide büyüyen bir görüntü oluyormuş. Ardından... Odakla merkez arasını düşündüğümde odakla merkez arasında düz bir görüntü oluşturuyorum. Daha büyük orijinaline göre her durumda daha büyük bir görüntü oluşturuyorum. Ve aynaya doğru yaklaştıkça arka taraftaki görüntünün daha da küçülmeye başladığını görüyorum. Tek sayfada böyle özetlemiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Tümsek aynada görüntü oluşumuna bakalım. Tümsek aynada görüntü oluşumu oldukça basittir. Tümsek aynada cismi nereye koyarsan koy aynanın arka tarafında oluşur. Bu yüzden oluşan görüntü sanaldır. Orijinaline göre oluşan görüntü nedir? Daha küçük bir görüntü oluşmuştur. Oluşan görüntü nedir? Düz bir görüntüdür öyle değil mi? Ardından bir daha bakalım. Peki aynaya doğru yaklaştıkça ne olmuş? Mesela K'dayken L'ye göre daha büyük olduğunu görüyorum. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsünün küçülüp aynadan uzaklaştığını görüyoruz. Bakın tek sayfada da tümsek aynadaki görüntüyü özetlemiş olduğu. Şimdi devam edelim ışığın kırılmasına bakalım. Işığın kırılması nedir? Işık ortam değiştirdiğinde kırılmaya uğrayabilir. Işık ortam değiştiğinde havadaki ya da işte sudaki değişimine göre bakıyoruz burada. Mesela havadan suya doğru geçsin. Havadaki ve sudaki Ortalama hızları birbirinden farklı olduğundan dolayı bir yerden diğerine geçtiğinde ne olacak? Yavaş olan yerde ışık biraz arkada kalacak. Arkada kaldığı için de böyle kırık bir görüntü oluşacak. O yüzden biz buna ışığın kırılması diyoruz. Yani temel mantık ışığın kırılmasında ışığın ortam değiştirmesidir. Işığın tabii ki de havadaki ve sudaki Ortalama hızı birbirinden farklı, birinde daha hızlı, birinde daha yavaş. E tabii ki de daha yavaş olduğu yere girdiğinde ne olacak? Birazcık o yavaş olan yere girdiğindeki görüntü geride kalmış olacak. Bu yüzden kırık durmuş olacak. Şimdi ilk kuralımıza bakalım. Işık ortam değiştirdiğinde illa kırılmaya uğrayacaktır diye bir kural yok. Işık ortam değiştirdiğinde bakın burada gördüğünüz gibi eğer bir ortamdan diğerine 90 derecelik bir açıyla giriş çıkış yapıyorsa o zaman herhangi bir şekilde kırılmaya uğramaz. Ancak ışık dik olarak gelmiyorsa ve ışık ortam değiştiriyorsa mutlaka nedir? Kırılmaya uğrayacaktır. Şimdi burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen bir ışık görüyoruz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen bir ışın normale yaklaşarak kırılır. Normale yaklaşarak kırılmak ne demektir? İlk önce ışığın dokunduğu yerden iki ortamı birbirinden ayıran çizgiye göre hemen basketboldaki mola işaretim geliyor. Yüzey normalimi çiziyorum. Bakın ışığın dokunduğu yerden iki ortamı ayıran çizgi üzerinden ne yapıyorum? Yüzey normalini çiziyorum. Yüzey normalini çizdikten sonra şöyle yapıyorsun. Azdan çoğa giderken normale yaklaşarak kırılacak ya bakın yüzey normali burası. Işığın hiç kırılma olmasa gitmek istediği yer burası. Gitmek istediği yere göre normale yaklaşarak kırılmış. Normale yaklaşarak kırılmak budur. Ya da aklında şöyle de tutabilirsin. Işığın gitmek istediği yönü çizdin. Yüzey normalini çizdin. İkisi arasında bir yerde kırıyorsan bu azdan çoğa gidiyordur ve normale yaklaşarak kırılıyordur dikkat. Şimdi devam edelim ışığın kırılmasıyla ilgili. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçerken karşımıza bazı sıkıntılar çıkıyor. Azdan çoğa doğru giderken normale yaklaşarak kırılır deyip geçiyoruz. Tek bir tane kural var ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçerken karşımıza böyle 3 tane durum çıkabilir. Mesela iki ortamı birbirinden ayıran çizgi üzerinde ışık yoluna devam edebilir. Bak Y'den X'e doğru gitmek istiyordu. Ne yaptı? İki ortamı birbirinden ayıran çizgi üzerinde yoluna devam etti. Burada ışık normalle tam sınır açısı değerinde bir açı yapacak şekilde geliyorsa o zaman tam sınırda gider. Eğer ışık sınır açısını geçiyorsa diğer tarafa geçemez ve tam yansıma gerçekleşir. Işık sınır açısından küçük bir açıyla geliyorsa o zaman normalden uzaklaşarak diğer tarafa geçer. Bak geçiş izni var ne zaman? Sınır açısından küçük olduğunda o zaman da normalden uzaklaşarak geçiyorsun. Yüzey normali yeşille gösterilmiş. Kırmızı kesikli çizgiler gitmek istediğim yön. Bak gitmek istediğim yöne göre yani kırmızıya göre bak. Gitmek istediğim yöne göre normalden uzaklaşarak kırılıyorum dikkat edin. Burada olduğu gibi bu üç görselden birini görüyorsan mutlaka ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçmek istiyordur. Şimdi devam edelim. Işığın paralel yüzlü saydam ortamlardan geçişine bakalım. Burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Tek bir kural var burada. Bakın. Aradaki ortamın kaldırılması yani X ve Z'nin alt alta getirilmesi herhangi bir şekilde olayı etkilemez. Bizim yaptığımız yorumu kesinlikle etkilemez. Şimdi burada ışık x'ten y'ye geçiyor değil mi? x ile y arasında bir kıyaslama yapabilirsin. Bakın şuna dikkat edelim. Ne yapıyoruz biz? Işık azdan çoğa doğru giderken ne demiştik? Normale yaklaşarak kırılır. Çoktan aza doğru giderken karşımıza 3 tane durum çıkıyordu. Biri sınır açı, birisi tam yansıma, birisi ise normalden uzaklaşma. X'den Y'ye doğru ışık gelirken ne yapmış? Normale yaklaşarak kırılmış bak. Normale yaklaşarak kırılmak ne demekti? Gis gitmek istediğin yön kırmızı. Yüzey normali yeşil. Bu ikisinin arasında bir yerdeysen bu normale yaklaşarak kırılmaktır. Normale yaklaşarak kırılmak ne zaman gerçekleşiyordu? Azdan çoğa doğru giderken gerçekleşiyordu. Yani burası az, burası çok. Nx küçüktür, ny şeklinde bunu yazabilirim. Bakın buradaki n ortamın yoğunluğu diyebilirsin. Veya kırıcılık diyebilirsin. Tamam mı? Bunlar birbiriyle doğru orantılı olan kavramlardır. Ama ortamın yoğunluğu dersen daha rahat edersin. Yani X ortamı Y ortamına göre yoğunluğu daha düşükse yoğunluğun düşük olduğu yerde ışığın daha hızlı hareket edebileceğini söyleyebilirsin. Burada VX büyüktür VY şeklinde bir yorum da yapabilirsin. Bakın dikkat edin. Yani azdan çoğa doğru giderken dediğimizde az olan çok olan nedir? Bunlar ortamın yoğunluğu, ortamın kırıcılık indisleri. Ama siz ortamın yoğunluğu olarak yorumlayın. Çünkü yoğun olan ortamda ışık daha düşük bir hızla hareket edecektir. Buradan da ne yapacağız? Işığın yayılma hızı ile ilgili yorumumuzu da yapabileceğiz. Şimdi X'den Y'ye yorumumu yaptım. Ardından Y'den Z'ye yorum mu yapayım? Y'den Z'ye giderken ne olmuş? Bu sefer normalden uzaklaşmış değil mi? Bak gitmek istediğimiz yön kırmızı. Yüzey normali yeşil. İkisi arasında kırsaydım normale yaklaşıyor diyecektin. Işık ikisi arasında mı kırılmış? Hayır. O zaman bu normalden uzaklaşmadır. O yüzden ne diyeceksin buraya? N, Y diyeceksin büyüktür nz. Çünkü normalden uzaklaşma ancak ne zaman gerçekleşiyordu? Çoktan aza giderken. Şimdi hemen burada ışığın yayılma hızı ile ilgili yorum yapalım. Y yoğun bir ortamsa yoğun ortamda ışık yavaş hareket eder. Yoğun çünkü sürekli tanecikler var orada. O yüzden vz büyüktür ve y şeklinde burada yorumumuzu yapacağız. Şimdi x ve z hakkında nasıl yorum yapacağız? X ve Z hakkında yorum yaparken gençler aradaki ortamı kaldırabilirsin. Bak bunu ekran görüntüsü al. Daha sonrasında kes, kopyala, yapıştır yap paint'te. Aç paint'i burayı komple kes. Daha sonrasında yukarıdaki ve aşağıdakini birleştir. Yorumunu ona göre yap. Şimdi aradaki ortamı yok sayıyorum. Aradaki ortamı yok saydığımda bak yukarıdan gelen ışın. Aşağıdan nasıl çıkmış? Normalden uzaklaşarak çıkmış öyle değil mi? O zaman nedir? N ne x büyüktür, n z'dir yazalım. Nx büyüktür nz şeklinde burada yorumumuzu yapabiliriz. Bakın bu da sınavlarda çıkmasını beklediğimiz önemli bir bilgi. Dikkat edin %100 yazılı da karşınıza çıkar. Şimdi devam ediyoruz. Paralel kaymaya bakalım şimdi. Paralel kayma dediğimiz olay şu. Işık bir ortamdan diğerine doğru hareket ettiği zaman 90 derecelik bir açıyla gelip gitmiyorsa ne yapıyordu? Kırılmaya uğruyordu. Öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda ışık kırılmaya uğrayacak. E kırılmaya uğradığında doğrultusu değişecek. Şimdi dikkat edin burada. Hava ortamından cam ortamına geçiyor. Işık kırıldı. E camdan hava ortamına geçiyor. Bir daha kırıldı. Bak iki kere kırılmaya uğradı. Şimdi ışık kırmızı kesikli çizgilerle gösterilen hizada hareket etmek istiyordu. Ancak gördüğünüz gibi bakın buradan çıkabildi ancak. Arada delta x kadarlık bir sapma var. Buna paralel kayma denir. Peki bu paralel kayma nelere bağlıdır? Yine sınavlarda Test sorularında karşımıza gelen önemli bir yorum sorusu. Dikkat edin paralel kaymanın nelere bağlı olduğunu bakın burada tek tek söyledik. Ortamın kırıcılık indisi ile saydam bloğun kırıcılık indisi artarsa Aradaki fark artarsa paralel kayma artar. Gelen ışığın normal ile yaptığı açı artarsa paralel kayma artar. Işık ışınlarının rengi kırmızıdan mora doğru gidildikçe kırılma miktarı arttığı için paralel kayma artar. Cam bloğun kalınlığı artarsa yine paralel kayma artar. Şurada ışığın rengine çok dikkat ediyorsunuz gençler. Işığın rengi değiştiğinde kırılma ile ilgili olan bütün olaylar bundan etkilenir. Şuna dikkat edin bakın. Kırmızıdan mora gidildikçe ışığın kırıcılığı artar. Kırmızıdan mor nedir? Bunu aklında kutu sayamam diye tutabilirsin. Yani kırmızı, turuncu, kutu sayamam, sarı, daha sonrasında mavi mor. Yani kutu sayamam. Bakın buna dikkat edin. Kırmızıdan mora doğru gidildikçe ışığın kırıcılığı artar. Işık daha iyi bir şekilde kırılır. Aklında bu kutu sayamamı tutabilirsin. Dikkat edelim. Kutu sayamama göre yorumlayabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Işığın küresel yüzeylerden geçişi. Işık küresel yüzeylerden geçtiğinde yine kırılma kurallarını aynen burada uygulayabilirsin. Bakın buraya dikkat edelim. Mesela ışık burada Merkezi nişan alıyor. E merkezi nişan alıyorsan o zaman yüzeyle 90 derece yapıyorsun. 90 derece olduğunda ortam değişse bile ışık kırılmaya uğramıyor öyle değil mi? O yüzden burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki burada ışık böyle girmek istiyor camın içerisine. Nasıl kırılmaya uğrayacak? Hemen yüzey normalini çiziyorsun. Küresel yüzeylerde yüzey normali nereden çizilir? Merkezden. Geometri gereği merkezden çizilen bütün doğrular nedir? 90 derecedir yani yüzey normalidir. Siyah kesikli çizgiler ne olmuş oldu burada? Yüzey normali olmuş oldu. Bakın gitmek istediğim yer ne? Mavi kesikli çizgiler. Yüzey normalim neresi? Siyah kesikli çizgiler. Ne yapacağız? Işığı tam bu ikisinin arasından gidecek şekilde kıracağız. Neden ikisi arasından gidecek şekilde kırıyorum? Neden normale yaklaşarak kırıyorum? Çünkü ışık hava ortamından cam ortamına geçiyor. Yani az yoğundan çok yoğun ortama geçiyor. Azdan çoğa giderken ne yapmış olduk? Işığı gitmek istediğimiz yön ve yüzey normali arasında kırarak yoluna devam ettirteceğiz. Anlaşıldı mı? Şimdi devam edelim. Bu sefer camın içinden dışarıya doğru çıkmak istiyor ışın. Ne yapacağız? Dokunduğu yerden yine yüzey normalini çizdik. Ardından gitmek istediği yönü çizdim. Yeşille. Gitmek istediği yön yeşil. Yüzey normali siyah. Ne yapacağız bu sefer? çoktan aza geçtiği için normalden uzaklaşarak kıracağız. Bakın ikisinden de uzakta kırıyorum yoluna şu şekilde devam ediyor ışığımız. Yani küresel yüzeylerde de aynı kurallar geçerli. Şimdi görünür uzaklığa bakalım. Görünür uzaklık nedir? Şimdi bu çocuk nerede? Hava ortamında. Bakın hava ortamı az yoğundur. Su ortamı çok yoğundur. Yani en yoğun ortam su ortamı değildir tabi cam ortamıdır. Şöyle azdan çoğa doğru ortamları yorumlayacak olursak ortamlarla ilgili bir kıyaslama yapacak olursak hava en küçüktür daha sonrasında su, daha sonrasında cam. Bizim sorularda kullanacağımız üç tane ortam var zaten. Onun dışında ekstra bir şey verilirse onunla ilgili bir bilgi de kullanılır mutlaka. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bakan bir gözlemci cismi olduğundan daha yukarıda kendisine daha yakın görüyormuş. Peki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan bir gözlemci ne görüyor? Cismi olduğundan daha yukarıda, kendisinden daha uzakta görüyor. Yani balıklar bizi olduğumuzdan daha yukarıda, kendisine daha uzak olarak görüyorlar. Buna da dikkat etmen gerekiyor. Şimdi tam yansımalı prizmalara bakıyoruz. Bu şekilde 45 45 90 üçgenini gördüğümüz prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. Bu tam yansımalı prizmalarda da yine ışıktaki kırılma olayını kullanarak sorularımızı çözüyoruz. Bakın buraya dikkat edin. Başlangıçta ışık 90 derecelik bir açıyla gelmiş. 90 derecelik bir açıyla geldiği için herhangi bir şekilde kırılmaya uğramamış. Ardından bakın tam şu noktaya dokunduğu yerde artık 90 derece değil. Ne yapıyor? Camdan dışarı çıkmaya çalışıyor. Camdan dışarıya doğru çıkmaya çalıştı. Yüzey normalini çizdik. Ne yapıyor? 45 derecelik bir açıyor çı yapıyor. Sınır açısını 40, sınır açısını geçince ne oluyordu? Tam yansıma oluyordu. O yüzden burada tam yansıma yaparak yoluna devam edecektir. Yani temel mantığımız yine ışıktaki kırılma kurallarıdır. Şimdi gelelim merceklere. Mercekler de yine küresel yüzeylerden elde edilmiştir. Bu sefer merceklerde ışığın kırılmasına dayalı bir ilke vardır. Işığın kırılması ile görüntü elde ettiğimiz optik aletlere merceklerdir. Merceklere baktığımızda yakınsak mercek yani ince kenarlı mercek sorularda gördüğünüz gibi üç farklı görselle karşımıza çıkabilirler. İnce kenarlı mercekler ışığı toplama özelliğine sahiptir. Kalın kenarlı mercekler ise ışığı dağıtma özelliğine sahiptir. Gördüğünüz gibi kalın kenarlı merceklerde sorularda dört farklı şekilde karşımıza gelebilir. Adı üstünde kenarları kalın. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtıyor kenarları bakın incecik ışığı toplama özelliğine sahip. Buna da ince kenarlı mercek denir. Şimdi merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu değişkenler var. Şimdi biraz önce biz bu odak uzaklığı ile ilgili karşımıza ilk nerede çıkmıştı? Aynalarda çıkmıştı değil mi? Çukur ayna ve tümsek aynada. Çukur ayna ve tümsek aynada odak uzaklığı sadece eğrilik yarı çapına bağlı. Eğrilik yarı çapı dışında başka hiçbir şeye bakmana gerek yok. Ancak merceklerde odak uzaklığının bağlı olduğu gördüğünüz gibi dört tane değişken var. Karşına gelebilir. Dikkat et. Merceğin kırıcılık indisi artarsa odak uzaklığı azalır ortamın kırıcılık indisi arttırılırsa odak uzaklığı artar. Yüzeylerin eğrilik yarı çapı artarsa odak uzaklığı artar. Işığın frekansı artarsa odak uzaklığı azalır. Işığın frekansı demek ne demek? Işığın kırıcılığı demek. Işığın kırıcılığı neydi? Kırmızıdan mora doğru gidiş değil mi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor öyle değil mi? Şimdi burada kırmızıdan mora doğru gidildikçe hatta aklında nasıl tut demiştim kutu sağ ya mam diye bunu aklında tut demiştim aklında mutlaka bu kutu sayamamı tut kutu sayamama göre kırmızıdan mora doğru gidildikçe kırıcılık artar kırıcılık artarsa frekans artar yani bu da odak uzaklığının azalacağı anlamına gelir şimdi devam edelim şöyle Ardından ince kenarlı mercekte özel ışınları görüyoruz. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen bir ışın karşı tarafa geçtikten sonra odağa gider. Ya da odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gider. 2F'den gelen 2F'e gider. O noktasını nişan alan bir ışın kesinlikle kırılmaya uğramaz. Çünkü o noktası ne? Merkez 90 dereceyle geliyorsun. Kırılmazsın. 2F'in dışındaki bir ışın kırıldıktan sonra F ile 2F arasına gider. Yani sorularda bunu aslında 3F'e bir buçuk F de diyorlar. Buna dikkat et. Aynı şekilde bakın burada dikkat et. Bu altı numaralı görselde ne olmuş? Bir buçuk üç F olmuş değil mi? Bak bir buçuktan gelen 3 F'e gider. Buradaki olaylara dikkat edelim. Bakın F ile O arasındaki bir ışın kırıldıktan sonra uzantısı F'ye gider. Ya da burada F'yi nişan alıyorsak tam tersi ne olacak? Işık kırıldıktan sonra F bölü 2'ye gidecektir. Burada F bölü 2 F kuralı diye de geçer. Zor sorularda genellikle karşımıza bu kural çıkar. Dikkat edelim. Şimdi kalın kenarlı mercekteki özel ışınlara bakalım. Kalın kenarlı merceklerde özel ışınlar asal eksene paralel gelen bir ışın bu sefer kırıldıktan sonra kendisi değil uzantısı F'ye gider. Ya da Burada gördüğümüz gibi ışınlara yine tekrardan bakalım. Aynı şekilde ne olmuş? 2F'yi nişan alan bir ışın kırıldıktan sonra 2F'ye gider. Burada tam O noktasından geçiyorsa şöyle daha düzgünce gösterelim. Tam O noktasından geçiyorsa o zaman ne olacaktır? Herhangi bir kırılmaya uğramadan diğer tarafa geçecektir. Şimdi devam edelim. Burada F'yi nişan alıyorsa asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam eder. Burada yine F F bölü 2 kuralını görüyoruz. Bakın burada F bölü 2'yi nişan almış. Kırıldıktan sonra F'e gitmiş. Bunlar da kalın kenarlı mercekte bizim özel ışınlarımızdır. Şimdi gelelim ince kenarlı mercekte görüntü ve özelliklerine bakalım. Cisim sonsuzda ise görüntü odak ya da odak düzlemi üzerinde oluşmaktadır. Yani sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta oluşur. Cisim 2F'de ise görüntü 2F'de gerçek ve cisimle aynı boyda olacak şekilde oluşmaktadır. Cisim 2F'nin dışında ise görüntü F ile 2F arasında gerçek, ters ve kendi boyundan daha küçük olacak şekilde oluşacaktır ince kenarlı mercekte. Şimdi devam ediyoruz yine ince kenarlı mercekte görüntü özellikleri ile ilgili. Cisim F ile 2F arasında ise 2F'nin dışında gerçek, ters ve boyu cisminkinden daha büyük bir görüntü oluşur. Cisim F'de ise görüntü sonsuzda oluşur. Cisim F ile optik merkez arasında ise görüntü cisimle aynı tarafta cismin arkasında düz ve Boyu cismin boyundan daha büyük olacak şekilde oluşmaktadır. Bakın ince kenarlı mercek çukur aynaya benziyor. Görüntü kuralları biraz daha böyle karmaşık. Yani dikkat edin. Buradaki görüntü kurallarını artık sınavdan önce yazacağız, çizeceğiz, baka baka soruları çözmeye çalışacağız. Mutlaka zihnimizin bir kenarına yazacağız. Ancak kalın kenarlı mercekte görüntü özellikleri daha basittir, daha sadedir. Cisim sonsuzda ise görüntü odakta ya da odak düzlemi üzerinde sanal olacak şekilde oluşur. Sonuç olarak Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzluktan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü büyür ve merceğe yaklaşır diyoruz. Şimdi devam edelim buradan. Renk kavramına gelelim. Işığın renklere ayrılması. Prizmalar ışığı renklerini ayırırlar. Gördüğünüz gibi beyaz bir ışık prizmayla karşılaştığı zaman kendisini oluşturan renklere ayrılabilir. Cisimlerin renkli görülmesinin sebebi ışığın yüzeyden yansımasının gerçekleşmesidir. Yani bizim buradaki kırmızıyı görebilmemiz için mutlaka kullandığımız ışığın renginde yani burada içeride bir yerde kırmızı olması gerekir. Burada kırmızı kırmızı da yansıyacak senin gözünde kırmızıyı görecektir. Burada beyaz ışık bütün renkleri içerisinde bulundurduğu için beyaz ışık kırmızı bir yüzeye tutulduğunda ne yapıyoruz? Biz bu kırmızı yüzeyi görüyoruz. Ya da beyaz ışık yeşilin üzerine tutulduğunda yine yeşili görüyoruz. Çünkü bakın ışıkla yüzeyin ortak bir kısmının olması gerekir. Yani ışığın içinde de kırmızı, yüzeyde de kırmızı varsa kırmızıyı görürsün. Ya da yüzeyimiz yeşil, ışıkta da yeşil varsa yeşil yeşil yansır görürsün. Ancak sen yeşil bir yüzeye Sadece kırmızı bir ışıkla bakmak istersen o zaman cismi siyah görürsün. Çünkü burada ortak bir bileşen yok. Yani senin yüzeyin yeşil, ışığın içinde de yeşil olacak ki yeşil yeşilde yansıyıp buradan senin gözüne gelecek. Kırmızının içinde yeşil var mı? Yok. Yeşilin içinde kırmızı var mı? Yok. Ortak bir şey yok burada. O yüzden göz ne görecek? Siyah görecek. Şimdi ışıkta ana renkler. Işıkta ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. Kırmızı ve yeşil ışık ama ışık için söylüyorum bakın boya renkleri değildir bunlar. Kırmızı ve yeşil karışırsa sarı oluşur. Kırmızı ve mavi karışırsa magenta. Mavi ve yeşil karışırsa siyan oluşmaktadır. Bunlar ışıktaki renk çemberidir. Işıkta kırmızı, yeşil, mavi ana renklerdir. Magenta, sarı ve siyan bunlar ise ara renklerdir. Şimdi bakalım buraya. Magenta bir ışık prizma ile karşılaştığında bakıyoruz ama magenta kırmızı ve mavinin karışımı o yüzden kırmızı ve maviye ayrılacaktır. Burada şuna dikkat edin. Neden kırmızı daha üstte? Neden mavi daha altta? Yani mavi neden daha çok kırılmış? Çünkü kutu sayamamı hatırla. Kırmızıdan mora doğru gidildikçe ışık daha çok kırılıyordu. Yani burada mavinin kırıcılığı daha fazla olduğu için tabii ki de mavinin sapması bak. Gitmek istediği yer normalde ışığın böyle yeşildi değil mi? Mavi kırmızıya göre nedir? Daha çok sapacaktır. Anlaşıldı mı? Şimdi siyan bir ışık bir prizmaya gönderilmiş. Siyan yeşil ve mavinin karışımıdır. Kendisini oluşturan yeşil ve maviye ayrılır. Görüntü de tabii ki de mavi altta yeşil üstte olacak şekildedir. Yani mavi daha çok kırılacaktır. Kutu sayamam gereği. Işığın filtrelerden geçişine bakalım şimdi. Işık filtrelerden geçerken eğer ışıkla filtre arasında bir ortaklık varsa ne yapacaktır? Filtre o ortaklığı arka tarafa doğru yansıtacaktır. Yani geçirecektir. Şimdi buraya baktığımızda ne var burada? Sarı bir filtre var. Arka taraftan ne gönderilmiş? Beyaz bir ışık gönderilmiştim. Beyaz ışık olduğunu nereden anlıyorum? İçerisinde bütün renkler var. Ardından filtremiz ne? Sarı. Sarı ne demek? Kırmızı ve yeşil demek. Yani sadece kırmızı ve yeşilin geçmesine izin verir. Kırmızı ve yeşilin geçmesine izin verdi. Şimdi karşımıza hangi filtre çıktı? Siyah. Siyah ne? Yeşil ve mavi. Yani sadece yeşil ve mavi geçebilir. E yeşil var. E sadece yeşil geçecek. E yeşil geçti. Şimdi neye? Magenta'ya. Magenta ne? Kırmızı ve mavi. Sadece kırmızı ve mavinin geçmesine izin verir. E burada kırmızı ve mavi var mı? Yok. O yüzden ışık da yok. Görüntü ne olur? Siyah bir görüntü oluşur. Şimdi optikle ilgili gençler bütün bilgileri tekrar ettik. Artık rahatlıkla sorularımızı çözebiliriz. Şimdi birinci sorumuzdan başlayarak artık sorularımızı çözmeye çalışalım. Bize diyor ki I, 2 I ve 3 I şiddetindeki ışık kaynakları KLM küre kapaklarının merkezlerine yerleştirilmiştir. Işık akılarını söyleyin diyor. Şimdi gençler şöyle yapabilirsin bak. Işık akısı ile ilgili olarak şöyle 4 pi ya bunu kullanmana gerek yok aslında. Işık akısı ile ilgili yorum yaparken ben ne demiştim? Noktasal ışık kaynağı olduğu zaman açıya bakacaksın. Bir de ışık şiddetine bakacaksın. Bu ikisine bakman yeterli. Şimdi burada ışık kaç derecelik bir açıyla burayı tarıyor? 360 derece öyle değil mi? Bakın küre yüzeyinin tamamı 360 derece. Biz 360 derece 4 tane alfa diyelim. Yani 90 derece şöyle bak. 90 derece olduğu zaman alfa diyeceğim. Daha sonrasında bunun katlarına göre değerlendireceğim. Şu anda burası kaç derece? Küre yüzeyinin tamamı 360 derece. O yüzden burası 4 alfa ışık şiddeti ne kadar I kadar. O zaman burası ne oldu? 4 alfa I oldu. Yani biz buranın ışık akısına 4 fi diyebiliriz. Bak ne dedik biz? Işık akısı alfa yani açı ve ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Şimdi geliyoruz buraya. İkinci görsele baktığımda küre yüzeyinin tamam alınmış mı? Alınmamış. Kaç derece burası? 180 derece. 180 derece olduğu zaman kaç alfa diyeceğim? 2 alfa diyeceğim. Işık şiddetim ne kadar? 2 i kadar. Yine 2 kere 2. 4 ne geldi buradan? 4 fi geldi. Şimdi sonuncusuna bakıyoruz. Sonuncuya baktığımızda ise kaç derece? Yalnızca 90 derece. O yüzden alfa çarpı ışık şiddetimiz ne kadar? 3 I. O yüzden buradan ne geldi? 3 fi geldi karşımıza. Hemen kıyaslamamızı yapalım. K ve birbirine eşittir. Ardından bunlar M'den büyüktür. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Bakın sınavda mutlaka karşımıza gelir. Çok çok dikkat edelim. Özellikle öğretmenlerimiz böyle gölge soruları ile ilgili olarak hesap kitap sorabilir. Çünkü optikte çok fazla hesap kitap yok. Yani ee, eleyici bir soru sormak isterse gölgenin alanını bulmakla ilgili eleyici bir soru sorabilir. Bakın buna dikkat edin. Karşınıza %100 çıkar noktasal ışık kaynağı ve küresel engel sınavda görür beni hatırlarsın. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Perde önüne K1-K2 noktasal ışık kaynakları ve R yarı çaplı küresel engel şekildeki gibi konulmuş. Buna göre tam gölgenin alanı yarı gölgenin alanının kaçta kaçıdır diyor. İlk önce gölgelerini çiziyorsun gölge nasıl çizilir? Hemen çizmeye başlayalım. Ne yapacağız? Her iki ışık kaynağından da engelin üstüne, altına ışın gönderip arada kalan kısmı yuvarlak içine alacağız. Engelin üstüne gönderdim, engelin altına gönderdim. Arada kalan kısmı şöyle yuvarlak içerisine alıyorum. Ardından bakın diğer ışık kaynağından çizeceğim gölgeyi de ne yapayım biraz da farklı bir renkle gösterelim karışmasın. Onu da şöyle çiziyorum. Üzerine, altına gönderdim. Bakın onu da. Şu şöyle çizeceğim değil mi? Arka tarafta bir tane büyük bir tane küçük halka var. İç içe geçmiş bu halkalardan şöyle yeşille çizdiğim nedir? Tam gölgedir. Arada kalan kısımlar ise yarı gölgedir. Şimdi bunların alanları nasıl bulunur? Üçgendeki benzerlik kuralından faydalanarak biz bunların alanlarını bulabiliriz gençler. Şimdi üçgendeki benzerliği uygulayalım. İlk önce bakın burada yeşille çizdiğim tam gölge için uygulayalım. Bakın şurada görüyor musun? Bak şöyle bir küçük üçgen var. Bir de Arka tarafta şöyle bakalım. Bir de arka tarafta böyle büyük bir üçgen var. Şimdi benzerliği uygulayalım. İlk önce küçük üçgen için. Yarı çapına R diyelim. Yani dikeyi bölü yatayı. Yani R bölü 2 de eşittir. Büyük üçgenin dikeyi bölü yatayı. Büyük üçgenin dikeyine büyük R diyelim. Yatayına ise ne kadar yapıyor gençler? 4D kadar yapıyor öyle değil mi? Şimdi buradan... Ne oldu? D'ler birbiriyle sadeleşti. 2 ve 4 de sadeleşti. Buradan büyük R eşittir 2R kadar geldi. Tamam bulmuş olduk. Demek ki bakın şuranın yarı çapı ne kadarmış? Şöyle gösterelim. Buranın yarı çapı 2R kadarmış. Değil mi? Bunu bulmuş olduk. Buranın yarı çapı 2R kadar yapıyormuş. Hatta küçük R ile gösterelim. Karışmasın. Çünkü yukarıdakine farklı bir şey söyleyeceğim. Burası 2R kadar yapıyormuş. Şimdi gelelim diğerine. Yani benim burada turuncu ile çizdiğime geliyorum. Turuncu ile çizdiğim için bak burada küçük bir üçgen var. Yani küçük r bölü d şeklinde yazdım. Eşittir. Büyüğüne bakalım. Büyüğünün yarı çapını ise ben şöyle r üssü üssü diyeyim. Bölü büyük olan üçgenin yatayına bakalım. 2d burada d burada. Buna da ne diyeceğim? 3D kadar demiş olacağım. Öyle değil mi? Ardından bakın bunlar birbirini götürdü. R üssü üssüne kadar yaptı. 3R kadar yapmış oldu. Yani bak Büyük olan içinde ne dedik biz? 3R'ye kadar demiş olduk. Şimdi alanlarını bulalım bakalım. Alanlarını bulmaya kalktığımda yeşil için bakın bir küre yüzeyi öyle değil mi? Pi R kare ile hesaplayacağım. Pi çarpı 2R'nin karesi 2R'nin karesi ne yapacak? 4R kare yapacak. Yani bunun yüzey alanına ben 4S diyebilirim. Şimdi büyük olana bakalım. Büyük olanı ise turuncu ile göstermiştim. Turuncu ile gösterdiğimin alanı nedir? Pi 3 R'nin karesi. Burası da 9 pi R kare yapar. Buna da ben ne diyebilirim? 9 S diyebilirim değil mi? Şimdi geçelim soruda bana neyi sormuş onu bulalım. Diyor ki bize tam gölge alanı. Tam gölge alanı nedir? Yeşille gösterilen en içerideki tam gölge alanıdır. Ona ne dedim ben? 4 S dedim. Bölü yarı gölgenin alanı. Bakın yarı gölgenin alanı nedir? Burada en içerideki tam gölge en içeridekini böyle aldığımda Geriye kalan da yarı gölge. Yani 9-4 de yarı gölge. O yüzden yarı gölge ne kadar yaptı? 5s yaptı. Buradan tam gölgenin alanının yarı gölgeye alanı 4 bölü 5 olarak bulunur. Bakın sınavda karşınıza böyle bir eleyici soru gelebilir. Dikkat edin optik her zaman söylüyorum. Genellikle yorum ağırlıklı. Ancak böyle birkaç tane matematiksel işlemli sorular var. Onları da bilmek lazım. Şimdi bakalım buraya k noktası ışık kaynağı. 1 ve 2 düzlem aynaları aynı düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş. I1 ışınının iki aynasından yansıma açısı ve I2 ışınının iki aynasından yansıma açısı bunların oranı nedir? Ne kadardır? Hadi bunları bir bulun diyor. İlk önce I1'e bakalım. Işığı yansıtırken ne yapıyorduk? Bak ışığın dokunduğu yerden yüzey normali çizeceğim. Yüzey normali ne? Basketboldaki mola işareti. Yani bir elini ayna gibi tutuyorsun. Sonra mola işaretini alıyorsun. Yani nasıl çizmem gerekiyor benim yüzey normalini? Şöyle çizmem gerekiyor. Yüzey normali neydi? Yüzeyle 90 derece yapan bu çizgi. Öyle değil mi? Şimdi ışık burada normalle hangi açıyı yapıyor? 60 mı? Değil. Kaç yapıyor? Bakın buradan açıyı tamamladığımda 30 derecelik bir açı yapıyor, değil mi? Yine burada 30 derecelik bir açı yapacak şekilde yansır. Bakın burası ne kadardır? 30'dur, değil mi? Şurası ne kadardır? 60 derecedir. 60 var, 90 var. O zaman buraya ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Şimdi ikinci aynadan yansıyacağım. İkinci aynadan yansırken yine basketboldaki mola işaretini kullanarak yüzey normalimi çizdim. Çizdikten sonra bakıyorum. Normalle hangi açıyı yapıyorum? 60 derece. O zaman yine 60 derece yapacak şekilde burada yansımam gerekir. Yani neymiş? Bir ışınının iki düzlem aynasından yansıma açısı ne kadarmış gençler? 60 dereceymiş bunu buldum. Şimdi geçelim diğerine. Diğerine baktığımda yine ışığın dokunduğu yerden onu da yeşille gösterelim. Bakın ışığın dokunduğu yerden yüzey normalini çiziyorum. Çizdikten sonra bakıyoruz buraya kaç derecelik bir açı yapıyor? 60. Yine 60 derecelik bir açı yapacak şekilde burada yansıyacağını söyleyebilirim. O zaman buraya kaç kaldı? 30. 30 90 burası ne oldu? 60. E, yüzey normalini çizdin. Normalle kaç yapıyor? 30. O zaman 30 derece yapacak şekilde ışık ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Görüyor musun? Bak kaç derecelik bir açı yapıyor? 30 derecelik bir açı yapıyor. Demek ki iki ışınının ikinci düzlem aynada yansıma açısı ne kadarmış? 30. E 60 bölü 30'u soruyor sana soruda. Cevap ne olacak? 2 olarak bulunacak. Buna da çok dikkat edin. Öğretmenler sormayı çok sever. Mutlaka ve mutlaka yazılı da karşına gelir. Ters tuttum doğrusunu göstereyim şimdi yüzde hoca sorar mutlaka dikkat edin. Şimdi geçiyoruz diğer bir soruya. X, Y çukur aynalarının asal eksenleri çakışacak. Z çukur aynasının asal ekseni de bunlara dik olacak biçimde yerleştirilmiştir. Bakın gördüğün gibi 3 tane küresel ayna var. Dikkat. Diyor ki bize X aynasının odak uzaklığı FX. Z aynasının odak uzaklığı FZ ise bunların arasındaki oran nedir diyor. Şimdi bize X ile neyi soruyor? Z'yi soruyor ona odaklanalım. Burada asal eksene paralel gelen bir ışın var değil mi? Aynaya dokunduktan sonra nereye gidecek? Odağa gidecek. Yani ışığın asal eksende kestiği yerin aynaya olan uzaklığı nedir? X'in odağıdır. X'in odağı da 1, 2, 3, 4 kutu. O yüzden ne bulduk biz? X'i 4 kutu olarak bulduk. Ardından Y'de bir olay gerçekleşmiş. Onunla ilgilenmiyorum. Şimdi Z'ye gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönmüş. Bak. Şimdi biz aynanın böyle durmasına alışık değiliz ya. Hemen ne yapıyoruz? Kendi bildiğim haline getiriyorum bunu. Bak görüyor musun? Z'ye gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönmüş. E o zaman asal eksende kestiği nokta nedir? Merkezdir. E, merkez kaç kutu? Bir kutu. E, merkez bir kutuysa odak nedir? Yarımdır öyle değil mi? O yüzden burada Z aynası için Odak uzaklığı nedir? Yarımdır. Yani 1 bölü 2'dir. E ne yapacağız burada? 4 bölü 1 bölü 2 cevap da bize 8 sonucunu verecektir. Bakın şurada sonuncu numaraya dikkat et. Şöyle hemen sen de sayfanı ters bir şekilde çevir. Görüyor musun? Bak Z'ye gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönüyor. Demek ki Z'nin asal ekseninde dokunduğu yer nedir? Merkezdir. Merkez bir kutuysa odak da onun yarısıdır. Aralarında bu şekilde bir ilişki vardı. Şimdi sözel bir sorumuz var. Doğru yanlış soruları olarak karşımıza gelebilir. Kavşaklarda tümsek aynanın kullanılmasındaki amaç daha geniş bir gerinti alanı elde etmektir. Doğru. Kavşaklarda tümsek ayna kullanılır. Otoparkların giriş ve çıkışlarında da yine tümsek ayna görürsün. Kavşaklarda çukur ayna kullanılsaydı odak dışındaki cisimlerin görüntüsü gerçek olacağından dolayı cisimler görünmezdi. Evet bu yüzden tümsek ayna kullanılır. Ev aletlerinden çaydanlığın dış kısmında oluşan görüntüler tümsek ayna ile benzerdir. Çaydanlığın dış kısmını düşün bir oval var ve ovalin dışında görüntü oluşuyor. E, ovalin dışında ise görüntü yansıma Dış kısımda oluyorsa bunun adı nedir? E, tümsek aynadır zaten. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Şimdi gelelim buradaki sorumuza bakalım. Çukur aynanın merkezine şekildeki gibi bir cisim konulmuştur. Görüntünün boyu H, görüntünün aynaya olan uzaklığı ne kadarmış? D'dir. Cisim bir miktar ok yönünde hareket ettirilirse H ve D nasıl değişir diye bize soruyor. Şimdi buraya baktığımızda merkezin dışına doğru cisim alınırsa şimdi çukur aynada görüntü özellikleri ile ilgili olarak ne söylemiştik biz? Merkezin dışından odağa doğru geldikçe ne oluyordu? Onu hatırlayalım. Ee, burada yapacağımız yorumda ne olacak? Bunun tam tersi olacak. Şimdi şöyle bir kodlama kullanıyorum ben genelde. Biliyorsunuz 3F 1.5F kuralımız var bizim. Şimdi burada 3F'deki bir cismin görüntüsü nerede oluşuyormuş? bir buçuk oluşuyormuş. E görüntüde nedir? Yarı yarıyadır öyle değil mi? E bunun tam tersi de mevcut. Yani bir buçuktaki cismin görüntüsü de nerede oluşur? 3 hefte oluşur öyle değil mi? Şimdi burada böyle düşünebilirsin bak. Biz ne yapıyoruz? 3 hefe gidiyoruz öyle değil mi? Şimdi bir buçuktayken 3f'te ve daha büyük oluşuyorsa, e, 3f'teyken de ne oluyormuş? Daha küçük bir görüntü oluşuyormuş. O yüzden ne olacaktır? Her ikisi de azalır diyebilirim. Yani bak aklında şöyle bir kodlama tutabilirsin yani. Şimdi ben size zaten gösterdim. Çukur aynada merkezin dışında o daha doğru gelindikçe ne oluyordu? daha sonra odaktan aynaya doğru gelindikçe ne oluyordu hepsini detaylı bir şekilde anlattım ama kafamda şöyle 3F 1.5F 1.5F 3F diye bir kodlama da yapabilirsin hepsini tek tek ezberlemek yerine. Yani 3F'teki cismin görüntüsü 1.5'te oluşur daha küçüktür. 1.5'teki cismin görüntüsü 3F'te oluşur nedir? Daha büyüktür. Öyle değil mi? Buraya baktığımızda ne yapmaya çalışıyoruz biz? 3F'e gitmeye çalışıyoruz. 3F'e gidince ne oluyor? Küçülüyor. E o yüzden her ikisi de azalır diyeceğiz. Geçeceğiz. Şimdi devam edelim. Buraya bakalım. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önündeki X cisminin aynadaki görüntüsünün boyu H, görüntüsün aynaya olan uzaklığı D'dir. Buna göre çukur ayna yerine düzlem ayna kullanılsaydı ne olurdu? Şimdi dikkat et, merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşuyordu? Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü ters ve olduğundan daha küçük oluşuyordu. Öyle değil mi? Bak, merkezin dışında oluşan görüntü terstir, olduğundan daha düşüktür yani olduğundan daha küçüktür ve aynaya biraz daha yakındır. Yani kuralı iyi hatırla böyle videoyu biraz geri sar. Tekrardan o sayfaya git. E buraya düzlem ayna koyduğun zaman ne olacak? E cismin boyuyla görüntünün boyu aynı boyda olacak. Şimdi biraz önce ters oluşturuyordun. Daha küçük bir görüntü oluşturuyordun. E düz ayna koyduğunda aynı boyda oluşturuyorsun. Yani küçüktün aynı boya geçtin. Ne oldu? Arttı. O yüzden burada ne diyeceğiz biz? Artar diyeceğiz. Ne için? H için artar diyeceğiz. ...diğerlerini direkt hiç düşünmeden eleyeceğiz. Peki görüntünün yani cismin diye görüntüsünün aynaya olan uzaklığına ne olur? Şimdi görüntünün aynaya olan uzaklığı şu anda küresel bir ayna varken değil mi? Şuralarda bir yerde M ile F arasında. Ancak düzlem ayna konuldu mu nerede oluyor? Görüntünün boyu ile cismin boyu aynı boyda ve aynaya eşit uzaklıkta oluyor. Yani D artmış oluyor. Anlaşıldı mı gençler? Şu anda bakın 1, 2, 3 birim aynaya uzaklıktayım. Düzlem ayna konulduğu zaman da bu cismin görüntüsü bu sefer arka tarafta 3 birim uzaklıkta olacak. Ancak çukur ayna varken nerede oluşuyor? M ile F arasında oluşuyor. Yani görüntünün aynaya olan uzaklığı düzlem ayna kullanıldığında daha da artmış oluyor. Şimdi devam edelim. Geçelim hemen buraya bakalım. Asıl eksenleri çakışık çukur aynalara gönderilen I ışını şekildeki yolu izlemektedir. Aynaların odak uzaklıkları F1 ve F2 olduğuna göre bu oran nedir diyor. Hemen bakalım. Burada asal ekseni bir noktadan kesen bir ışın var. F1'e çarptıktan sonra geri dönmüş. Şimdi F1'e çarpıp geri dönüyorsa o zaman burası nedir? Merkezdir. Yani 3D merkez. 3D merkezse F1 için odağı nedir? Yarısıdır. O yüzden F1 nedir? 3 bölü 2'dir. Ardından F2'ye gelelim. F2'de de aynı şey geçerli. Işık çarpmış geri dönmüş. O zaman çarpıp geri dönüyorsa ışığın asal ekseni kestiği yerin uzaklığı nedir? F2'nin merkezidir. E burada merkez D ise odak nedir? Yarısıdır D bölü 2'dir. Burası da 3D bölü 2 idi. Yani cevap ne oldu? 3 bölü 2 çarpı D bölü 2 ile yukarıya aldık. Ne yaptı? 2 tekrardan buradan ne geldi? 3 olarak karşımıza çıktı buradaki oran. Şimdi geçelim bunu da çözdükten sonra yine sorularımız devam ediyor. Tek renkli I ışını X, Y ve X, Z saydam ortamlarında izledikleri yollar şekildeki gibidir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Z ortamının kırıcılık indisi en düşüktür diyor. Bakalım şimdi Z ortamının kırıcılık indisi en küçük müdür? Şimdi X'den Y'ye doğru ışın giderken ne yapmış? Sınır açısı yapacak şekilde yoluna devam etmiş. Ancak X'den Z'ye giderken ne yapmış burada? Tam yansıma yapmış. Şimdi ışık fazla sapıyorsa ne diyeceğiz biz? O zaman o iki ortam arasındaki fark daha fazladır. Yani bak burada X'in Y'deki ve X'in Z'deki Nasıl davranış gösterdiği gösterilmiş bize. Şimdi burada X, Y'ye giderken ve X, Z'ye giderken olan durumlara baktığımda Z'deki sapma daha çok değil mi? Z'deki sapma daha çoksa o zaman X, Z'ye göre çok çok daha büyük. Çünkü iki ortam arasındaki fark ne kadar fazla ise ışık o kadar fazla sapar. Burada ışık sol tarafa göre daha çok fazla saptığı için Z için ne diyeceğiz? En dandik olan Z'dir. Burada en iyi olan da X'dir zaten. Bir numara doğru. X ortamındaki ışının ortalama sürati en küçüktür. Evet. Şimdi buradaki iki görüntüye de baktığımda biri sınır açısı birisi tam yansıma. Sınır açısı ve tam yansıma da her ikisi de çoktan aza doğru giderken oluyor mu? Oluyor. Yani X Y'ye göre de Z'ye göre de çok yoğun ortam mı? Çok yoğun ortam. E çok yoğun ortamsa o zaman ışığın havadaki ortalama hızı mesela en büyük ya niye? Hava az yoğun ortam olduğu için. Burada çok yoğun olan ortamda da ışığın ortalama süreti ne olacaktır? En küçük olacaktır. O yüzden 2 numaralı öncül de doğru. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Sonucuya da bakalım. X ortamından Z ortamına geçen ışın için sınır açısı alfa açısından tabii ki de daha da büyük olmak zorundadır ortam farkından dolayı. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen tek renkli iyi ışını şekildeki yolu izlemektedir diyor. Buna göre merkezlerin odak uzaklıklarının oranı nedir demiş. Şimdi burada bir ince kenarlı mercek var. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen bir ışın nereye gitmek ister? Odağa gitmek ister. Bak nereye gitmek istiyor ışın görüyor musun buraya? O zaman bu noktanın ince kenarlı merceği olan, olan uzaklığı nedir? Odaktır. O da 1 2 3 4 birimdir. Yani f1 nedir? 4 birimdir. Şimdi gelelim f2'ye. Şimdi şöyle bir ışın ne zaman oluyordu? 2 F'i nişan alan 2 F'e gidiyordu. Öyle değil mi? Demek ki şurası ne? 2 F. burası 2 F ise o zaman onun yarısı nedir? F'tir öyle değil mi? Yani 2 kutu 2 F ise o zaman bir kutu da F'tir. O yüzden buraya da 1 diyeceğim. 4 bölü 1 4 olarak karşımıza çıkacak. Sorunun cevabı da Bursa olacaktır. Şimdi sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Sizlerle 10. sınıfın 2. döneminin 2. yazılısına harika bir hazırlık yaptık. Bakın burada optikle ilgili elimden geldiğince size karşınıza çıkacak bütün detayları anlatmaya çalıştım. Bakın bu videoları böyle çarpı iki hızda çarpı 10 hızda falan izlemeyin. Yani durdurun, dinlenin öyle devam edin. Çünkü optik fiziğin en uzun konularından biridir. Ödüllü sorunun cevabını gençler mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.